Arkadaşlar merhaba. Merhaba. İlk defa akşam açıyorum videoyu. Genelde ben hiç böyle bir şey yapmam. Sabah günaydınla başlarım sizle. O yüzden geri alıyorum. Arkadaşlar günaydın. Günaydın. Şu anda saatlerimiz 10'a 3 varı gösteriyor ve biz hızlıca havaalanına gidiyoruz. Çünkü Selin geldi. Zaten çoğunuz biliyorsunuz. Vloglarda da söylemiştim. Instagram'da da söylemiştim. Akşam olunca kamera bile bir şaşırdı. İstanbul havaalanına gidiyoruz Selin'i almaya. Bundan sonraki vlogların çoğunda Selin de olacak. Çünkü uzun bir yaz bizi bekliyor. Zaten bugün ne günlerden? 3 Haziran Perşembe. 6'sında biz yola çıkıyoruz, tatile başlıyoruz derken haberi de veriyorum şimdiden. Şimdiden hazırlıklı olun. Buyurun. Teşekkür ederiz. Fişi aldın mı? Evet. Ben bir şarkı buldum. Tam Trabzon şarkısını denetebilir miyim? Dur, ne olursun ya. Bu şarkıyla seni karşılayacağım. Hayır. Hemen uçuyorum hemen. Bunu... Uşağım sen kimliğini hazırla da polis çevirirse izin kağıdımızı verelim o zaman. Hadi bir başlayalım arkadaşlar. Hazırlık. Aslında bizim bu şarkı Trabzon'a gidip açmamız lazımdı. Yani ben öyle planlamıştım. Ama işte değişti her şey. Hazır mıyız? Hayat devam edelim. Hayat devam edelim. Hayat devam edelim. Hayat devam edelim. Havalimanına son ses Davut Güloğlu girelim mi camları açıp? Sen dedin ya. Ha. Dede geliyoruz Selin. Ben şu an moda girdim ha. Sanki biz Trabzon'a gidiyormuşuz gibi hissettim. Oh! Tam üstümüzden geçti. Karşınızda İstanbul Havaalanı. Şimdi giriyoruz. Burada bir kontrol var. Çünkü sıralama var duvarlarda, kolonlarda. 6. Tamam, orada kal, geliyoruz. Bakalım daha. Ben şunu açayım. Gördün mü nerede? Hani? Arkadaşlar Selin'e bakar mısınız? 34 bedene düşmüş Selin. Duygusal termometre, hemen gözleri dolmuş. Arkadaşlar ay, Selin spor çantasıyla geleceğim demişti sadece. Selin sadece spor çantasıyla geleceğim demişti. Demedi öyle bir şey. Selin spor çantası artı... İki bavulda gitti burası. Bu ne ya? Issız adam gibi abire sarılıyorlar. Dedim. Bana şu an kamera gir. Ya kardeşim nasıl? Sen Selin'i görmedin herhalde. Ya, ben konuştum oradan. 34 beden düşmüş dedim. Bunun kafası geçilmiş. Kafası mı geçilmiş? Kardeşim bir var ya, senden gaza geldi. Bir vücut yaptı senin kardeşin. Sizi o kadar özledim ki. Mini kuşum. İğrenç kokuyorum ama. Allah'ım inanamıyorum. Aa evet, hoş gel. Hoş bulduk de. Hoş bulduk de. Merhaba, hoş bulduk. Ama dur, şarkımızla çıkalım buradan. Yani Karadeniz'den sıkılmıştım ama. Karadeniz ruhu geliyor. Hiç yok, inanır mısın? Yok biliyorum ama. Ben de geldim yani. Yani sen şey biliyorsun, 10 saatlik yolculuk yapacağız biz ve... Aa, mutlaka dinleriz bu şarkıyı. Hayat vurur. Devam edeyim mi yani? Ben şeyi tercih ederim, Bilal Sonses'i. Ya o da zaten ona çalın ya, ya ben dedim ki ya, Bilal Sonses'i açalım. Bekleyemeyeceğim tatili matili. Arkadaşlar bu kızın yani kaç, 20 miydi ya? Kaçtı, 20 kilo vermiştin sen değil mi? Bu kızın 20 kilo vermesi nasıl? Biz Uğur'la şoktayız şu anda. Şuna bakın arkadaşlar. Herkes şimdi sana soracak ama biliyorsun değil mi, nasıl kilo verdin falan diye. Damla da senin hasretinden kilo almıştı. Ama öyle kimisi kilo aldırır depresyon. Ben kilo aldım, kilo almadım. FaceTime yaptığımızda çok anlamıyordum. Çünkü vesikalık gibi çekiyorsun evet. Ya genelde. Şu an çok belli. Yani minicik bir kız olmuş anasını satayım. İri yarıydı, şimdi minyonsun. Ben bari biraz daha gidene kadar zayıflayayım da bu kızın yanında. Bak şuradan biraz kas çıkıyor. Baksana gördüm. Dümdüz. Ne oldu anne, niye şaşırdın? Çöp atayım hemen, hemen çöp atayım. Canım varlar kıyıdan, bütün asaletiyle. Biz de şoktayız anne. Evet evet. Yüzüm de değişmiş. Değişmiş mi? Evet. Maral. Maralı nasıl çekeceğim ki ben? Tamam hadi sen Maralı taklit et. Ben Maralı taklit. Hazır mısın? Ben çok heyecanlandım. 3, 2, 1. Hayır abartma, öyle şeyler yapmıyorlar. Sizi şöyle çekilmiş alırken. Ay senin ne oldu sana? Gel içeri gir tamam, daha fazla. Ben suçmayayım ya. Evet annemin ağzı açık arkadaşlar. O kadar fark ediyor. Gel gel. Geldi mi? Evet. Ha? Tepkini çekmen lazım, maskeni indirir misin? Oha! Al oha!
Oha, kalkınca daha da ince. İnceldi kalkınca daha da ince. Nasıl oldu kız bu? Yemedi, yemedi abi. 7 ay boyunca yemedi ya. Oha, nasıl oldu lan? Gerçekten güzel ama az beslenmiş. Bu kadar. İyi beslenmiş, sağlıklı ama az. Spor yapmadın mı? Sporsuz. Spor yapmadan daha zor ya. Biz de günde 2 idman yapalım. Arkadaşlar günaydın. Hemen ikinci günün sabahıyla devam ediyoruz. Dün gece çünkü Selin'i incelemeler olsun, oturup sohbetmeler olsun falan, onları çok fazla çekmedim. Hiçbir şey yapmadık çünkü zaten. Dediğim gibi sadece oturduk, konuştuk, muhabbet ettik falan. Şimdi beraber isim yaparak gideceğiz. Hem benim bir işbirliğim için ürün almamız gerekiyor oradan, hem de beraber kahvaltı yapmayı planlıyoruz. O yüzden hazırız. Bu arada benim bronzluğumu görüyor musunuz? Ellerime bakın. Dün sürdüğüm krem, yani bronzlaştırıcı ki kendisi burada. Yani bu bir işbirliği değildir diyerekten bunu kendi inisiyatifim ve isteğimle gösteriyorum. İnanılmaz işe yaradı. Şu an gerçekten böyle 3 tur güneşlenip oturmuş halim gibi. Yani bu olayı gerçekten bayağı beğendim. Herkes hazırsa ki bakayım. Lütfen günaydın der miyiz buraya? Günaydın. İşte Tuğçe, gelin. Tuğçe'cim günaydın. Tuğçe, sen Selin'i ne zaman gördün ya en son? Yani geçen sene videolardan gördüm. Ha, canlı görmediği için şok olmadı. Yarısı gitmişti. Hayır, oldum, yine şaşırdım. Uğur'un storyleri görüyorum. Maşallah sıkıntı olmuş. Maşallah şey diyelim, evet. Annem kendimi kontrol etsin arkadaşlar. Beni hep ezmesin. Oturduk şu anda şeye, mağazamıza gittik. Oturduk, şimdi bir şeyler atıştıracağız. Biz de bu sırada Tuğçe ile önümüzdeki haftanın planını mı yapıyoruz? Evet. Tuğçe defterini bir çıkartıyor pat diye ajandasını. Paylaşım takvimlerimizde yanına alman gereken ürünleri çıkardım. Çoğu story, onun dışında bir postumuz olacak. Neyse ki herkese bir dilim ama büyük bir dilim. Hemen siparişlerimizi de gösteriyorum. Kahvaltıya yola çıkıp yemek söyledik. Bir konuğumuz daha var arkadaşlar. Sporunu yapıp gelen Uğur Şengül de aramızda. Salatasını yedi. Biz şu an onu da planlıyoruz. Yani tatilde de kilo almamak adına dedik ki hep böyle beslenelim. Yani mesela illaki canımız hani fast food bir şeyler ister. Ortaya söyleriz. Hepimiz böyle tadımlık birer ikişer kaşık inşallah. Bir de ben ürün nasıl yemek yediğini gördüm ya. Benim gibi. Tuhafına geldik. Kurmak yemeğe gittik. Ortaya kurmak koydular. Bir sepette baktık yemeğe gittik. Çok ben. Dedik ya. Bu mu yer? Bir sepet daha getirdim. Bir bütün baktık bir ekmeğe geldi. Ben bir gün dedim. Geldi. Bayağı sınırsız. Bak sana yemin ediyorum, ben zaten kahvaltıda da mesela iki tane peyniri, üç tane domates falan yiyorum. Benim zamanımdan kilo aldığım ekmek. Yani bir tane, bir, yani bir ya da iki tane ekmek falan yiyorum. Cevap bunu ekmek söylüyordu, vuruyordu ki kendinize de söylemeyin. Doğru söylüyor. Doğru diyor. Yemekten kalktık hemen. Zara'ya geldik bir şeyler bulur muyuz diye. Sadece üç parça bulabildik henüz. Gezmeye devam ediyoruz. Selin ve annem sağ olsun. Selin de onu gösterdi az önce. Ben daha doğru düzgün yazlık bir alışveriş yapmadığım için şu an birazcık bakınıyoruz öyle etrafa. Sonra da bavul hazırlayacağız. Onların hepsini de yine Selin ve annem müthiş bir ekip olarak ayarlayacağız. Ona da şekerim zaten. Evet, şimdi Zara'nın üst katına geldik. Hayır aşkım, güzel değil. Ne buldunuz? Yeşil bir elbise. Güzel. Biraz bronzlaşmalık. Bu sefer de yeşil elmaya benzedin mi? Hayır. Tamam. Kaç beden aldınız? L mi alsak ne olur ne olmaz. Bunlar yine Bella Maison'la çok güzel bir kombin hazırlayacağız. Bu sefer yatak odası kombinimiz. Kendileri burada. Bir önceki sofraydı. Şimdi buradan ilerliyoruz. Ne aldım şimdi? Arkadaşlar şimdi yola çıktık. Bir rota değişikliği yapacağız. Vadi İstanbul'a gideceğiz. Çok kalabalık. İnsanlar hemen şeye başlamış. Alışverişlere, gezmelere, bütün kafeler ağzına kadar dolu. Yani gerçekten sanki minik minik normalleşmeye geçildi. Minik değil aslında, bayağı hücum edilmiş ama. Belki de uzun zamandır en sıcak olan hava yani. İnanılmaz sıcak. Birazcık esiyor Allah'tan. Neden bu detayları paylaşıyorum, hava spikeri gibi bilmiyorum ama. Anne, bu şarkı sana gelsin. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yani tezgahın üzerinde 4 tane. Kesin ben bilmiyorumdur. Siz biliyorsunuzdur arkadaşlar ama. Aa, benim kaşıklardan ve aynısı. Tıpatıp aynısı. Yemin ederim aynısı. Aynı senin tuzluklarından. Aa değil anne, bunun markası Jumbo. Şeydeyiz şu an, Skyland'deyiz. Burada ev ürünlerini geziyoruz. Annem
balkon için mobilya bakıyordu. Bu kahve makinesi mi? Herhalde öyle. Yo ya da... Su mu? Sudur ya Selin. Arkadaşlar bunları görüp Selin'le şeyini yaparız artık. Sims'te canlandırırız. Peki bütün mağazalara baktın mı? Mesela kasaya falan baktın mı? Yok. Oo. Ama o duvar kağıdı. Bir defa gaza gelip bir duvar kağıdı sormuştum da metrekaresi 4200 euroydu düşün. Ha nerede bakalım ben de bir canlı göreyim. Görmüyorum ki gözüm görmüyor. Hemen göstermeliyim. Annem bunda karar kılmış ki bence güzel. Şu köşeleri çok güzelmiş. Yo vallahi beğendim. Şu tabureler de çok iyi. Ben neyi sevmiyorum biliyor musun? Camı sevmiyorum. Ben komple ahşap olmasını istedim ama annem de aksine şey olmasını seviyor. Cam olmasını istiyor temizlenmesi için. Olması. Yo ben beğendim. Şeyi şurayı çok beğendim. Şu detaylarına bak. Onlar bir çünkü bir yükseltmiş evet. Modeli. Size saati söylemek istiyorum. Saat 21.24. Bugün attığım adım sayısı 9185. Yani anlayın nasıl bir şeye düştüğümüzü. Evet, sanıyorum ki hepimiz yaz alışverişimizi tamamladık. Bu da Burak'ın yaz alışverişi. Sen söyleyeyim Burak, yemin ediyorum Burak hepimizden fazla alışveriş yaptım. Bak yemin ediyorum. Evet. Beni gaza getirdiniz, çok iyi. Arkadaşlar bir tane siyah tişörtten sadece 10 tane almışız. Çok beğendi diye. Şaka değil mi? Hayır. Zara şu yakaladı ya. Şu yakadan üretmiyordu Zara. Evet. Üretmeye başlamış. Kapış aldım hepsini. Burak Ilıcalı ya. Operasyonu görüyorsunuz. Annem bavulu getirdi. Ben bikini, mayo, pariyoların olduğu bu hurçları getirdim. Şimdi buradan hepsini ayıklayıp bir güzel yerleştireceğiz. Selim burada bugün aldığımız 3 tane bikini vardı. Onları da etiketini çıkartmış, katlamış. Bugün mesela şu plaj çantasını aldık ama içi yok. Burada. Ha şu. Göster. İçi de bu. Bu da bunun içine giriyor. İşte o pariyo geliyor. Ben hemen buradan gelecek diye bir diğer şeyi veriyorum. Ay bu çok güzeldi. Şu. Bu gelsin. Tamam. Mesela bir pembe elbise. Bir turuncu. Güya bunları ben deneyip tek tek size gösterecektim arkadaşlar ama saat şu anda 11 oldu mu? Olmadı. 10. Yani yetişemeyeceğiz resmen. O yüzden hep beraber böyle katlayıp koyuyoruz. Kafamızda da bir kombin oluşturuyoruz. Senin bunların ayakkabısını da planladın mı? Planladık birazcık. Sandaletlerimizin bir kısmı burada. Bunu bugün aldık. Bunu çok beğendim. Bakın hasır ve bileğe doluyorsunuz. Bir de hatırlıyor musunuz size mango indiriminde bunun haberini vermiştim. Ama kalmamıştı. Alamamıştım. Onu indirimsiz bir şekilde almak zorunda kaldım. Sonra şeffaf bantlı ayakkabılar var. Bir de bu eklenecek. Beyaz, turuncu, hasır, şeffaf, siyah. Bir şey daha vardı sanki ama hatırlamıyorum. Şu ikili de eklendi. Bunları belki yolda giderken giyerim. Bunlar da aldığımız turuncu ve lacivert elbiseler cuk oluyor. Yani giymek istersem şununla falan. Yani bu moru götürüyorum bir türlü giyemedim çünkü. Annem ben buna rulo koyuyorum. Tamam nasıl olsa diyorsun ki ütülersin orada. Hayır triko karışmaz ki bunlar. Tamam. Bir tane minik boy ayakkabı ve ne vardı takı iç çamaşır çantası yapmak zorunda kaldık. Çünkü sığmadı her zaman gibi. Ben şu çantayı alıyorum ama bunun içine bayağı çünkü malzeme de sığdırabiliyorum. Ondan sonra bu bavul komple kıyafet ve mayo. Kısmı. Mayo bikini, kıyafetler hepsi burada. En son konuştuğumuzdan bu yana 1,5 saat geçmiş. Mahvoldum. Yani inanılmaz yorucu ve hızlı birkaç gündü. Muhtemelen vlog da öyle olmuştur. Hızlı ve yorucu. Kesin öyle olmuştur çünkü ben kendi çekiş tarzımı biliyorum. Bir şeyleri yetiştiremediğim zaman vlogu da aksatıyorum. Ama bu zaten tamamen Selin'in gelişiyle ilgili bir vlogtu. Asıl tatil vloglarını biliyorsunuz. Onları böyle daha uzun uzun tutup her şeyi çekiyorum. Her şeyi vlogluyorum. Şimdilik size veda edeceğim. Birkaç gün içerisinde de tekrar görüşmek üzere demek istedim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi geceler.